Sizin de çevrenizde böyle kilonuzla ilgili, sadece kilo olmak zorunda değil yani, saçınızla, başınızla, boyunuzla, dış görünüşünüzle ilgili böyle yorum yapma hakkını kendine gören insanlar varsa, buna şey de dahil, ay sen kilo mu aldın, ay sen kilo mu verdin, biraz şöyle mi olmuşsun falan diyen tipler olur ya böyle. Çevrenizde böyle insanlar varsa öncelikli olarak tabii ki bunlar iyi niyetli insanlar değil ve onlarla aranıza bir mesafe koyun. Biraz sert oldu galiba. Herkese selam, ben Dilan Özdemir. Tabii ki öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kilo aldıran bir shake tarifinden bahsedeceğim. Bununla ilgili az önce bir video çektim ama biraz sert çıkmışım. O yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Bu sefer insanlara biraz daha az saydıracağım. Nasıl ki kilolu olmasını kafasına takan birçok insan varsa, aslında zayıf olmasını da kafasına takan birçok insan var. Ben de bu yollardan geçtim. Özellikle ergenliğimde böyle zayıf olmamı biraz kafama takıyordum. Bunu sonrasında fark ettim. O sıra yaşarken çok anlamadım yani, kendime çaktırmamışım ama şu an durup düşündüğümde aslında evet, ben zayıf olmamı kafama takıyormuşum. Bunun sebebi de tabii ki çevrenizdeki insanlar ve sizin kilonuzla ilgili yapılan hadsiz yorumlar. Öncelikli olarak bu videoyu izleyen ve zayıf olmasını kafasına takan birileri varsa, insanların sizin kilonuzla ilgili size yorum yapma hakkını sakın onlara vermeyin. Yani siz onlara sen de çok kilolusun, sen de biraz kilo ver ya zayıfla falan diyor musunuz? Bence demiyorsunuzdur. Zaten bunu kafasına takan biri eminim böyle bir cümle kurmuyordur. Çevrenizde sizin dış görünüşünüzle ilgili yorum yapan birileri varsa onlara bir böyle hafiften böyle bir uzağınızda tutun. Ben de bir dönem böyle zayıf olmama kafama takıyordum. Şu an bununla ilgili kendimi kötü hissetmiyorum. Yani 50 kiloyum, evet yine böyle çok kilolu olduğum söylenemez. Hani balık etli biri olduğum falan söylenemez. Yani toplum içinde çıtı pıtı diye tabir edilen tarzda bir kiloya sahibim. Fakat bu durumdan oldukça memnunum. Yani ben çocukluğumdan beri zayıftım muhtemelen. Yani ömrümün sonuna kadar da zayıf olacağım. Şimdi büyük konuşmayayım. Kesin bu tükürdüğümü yalarım. Evet, 2 yıl sonra obez olmuşum falan. Neyse, yani ben hep zayıf bir insanım arkadaşlar. Neredeyse 30 yaşındayım, yani 29 yaşındayım. 30'a çok az kaldı. Her zaman zayıf bir insan oldum. Öncelikle insanların bunu bir kabul etmesi gerekiyor ve bununla ilgili yorum yapıyorlarsa dur orada diyeceksiniz. Sana ne kardeşim? Zayıfsam zayıfım, sana ne? Şimdi insanları böyle bir kenara attıktan sonra siz kendinizle ilgili eğer zayıflığınızı kafanıza takıyorsanız, dış görünüşünüzden memnun değilseniz, ama tabii ki bu tamamen sizin fikrinizse, yani dışarıdaki insanların size belli başlı güzellik algılarını empoze etmesinden bahsetmiyorum. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız, zayıf olduğunuzu düşünüyorsanız ve bu durumdan da memnun değilseniz, bu tarif tam size göre. Bu tarif bana ait bir tarif değil. Bu çeşitli diyetisyenlerin sık sık Instagram hesaplarında zaten paylaşmış olduğu bir tarif. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bu tarifi uygulayabilirsiniz. Bir hafta boyunca gece uyumadan 2 saat önce böyle bir bardak kadar içip uyursanız bir hafta sonunda bunun faydasını göreceğinizi söylüyorlar. Şimdi artık malzemelerimi saymaya başlayabilirim. 1 su bardağı süt, 1 adet muz, 5-6 tane cici bebe bisküvisi, 1 tatlı kaşığı bal, yine 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi ve 5-6 tane badem içi. Bu arada illa badem içi olmak zorunda değil. Yani evinizde fındık vardır, fıstık vardır, onları da kullanabilirsiniz. Her zaman evde olmuyor çünkü bunlar. Şimdi tarifi hazırlamaya başlıyorum. Shake it, shake it, shake it, shake it.
malzemelerin hepsini blenderdan geçirdim. Şu şekilde şöyle bir bardak oldu. Normalde dediğim gibi bunu diyetisyenler uyumadan 2 saat kadar önce içilmesini tavsiye ediyorlar. Böyle bir haftada birkaç kilo aldırıyor. Bir tadına bakayım. Gayet güzel, çok güzel. Bayağı da lezzetli bir şey gerçekten. Ben bu arada çok uzun zamandır içmiyordum. Şöyle bir eski günlere gittim. Bu şeyki deneyenler bir haftanın sonunda kaç kilo aldıklarını videonun altına yorum kısmına yazsınlar lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten kanalıma abone olun dememe artık gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar pıt 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 kanala abone olun. Abone olun yani artık diyecek lafım yok. Görüşürüz.